Türkiye ile ve Suriye ile ilgili deprem gerekiyor. Örneğin burada sosyal yardım ona ama. Das gilt für Berlin, ya, o da. Diese Regelung, was ich jetzt eben erzählt habe, gilt fürs gesamte Bundesgebiet. Bugün Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu, Berlin Göç Dairesi ile ortaklaşa bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Konuda bu kamuoyunda, medyada çok yer alan vize kolaylığıydı. Bugün Mats Hanke, yani Göç Dairesi'nin yöneticisi, iki yolun olduğunu söyledi. Bu birincisi Almanya'ya özgü, yani daimi kalabilecek şekilde olan nasyonal vize. Diğeri de bu çok kamuoyunda yer alan, özellikle depremzedeler için olduğu söylenen Schengen vizesi. Yani bugün öğrendik ki aslında çok büyük de bir kolaylık yok. Yani saptanan şudur ki Türkiye'de Alman yetkilileri vizeyi daha çabuk verebilecek. Yani işleme 5 gün içinde işlem sonucu ortaya çıkacak şeklinde bir kolaylık var. Onun dışında yine büyük engeller var bizim açımızdan. Örneğin burada bu Verpflichtungserklärung denilen beyanın çıkartmamız gerekiyor. Yakınımızı getirmek istiyorsak ve bunun içinde belli bir gelire de sahip olmamız gerekiyor. Örneğin burada sosyal yardım alan biri yakını getiremeyecek. Bir olumlu olan, en başta birinci ve ikinci dereceden akraba denilmişti bu Schengen vizesi için ve ikinci derecedeki akraba örneğin sadece kız kardeşi kapsıyordu, örnek verecek olursak. Şimdi o değiştirildi, genişletildi. Yani kız kardeşin ya da işte erkek kardeşin reşit olmayan çocukları da ve eşi de gelebilecek. Yani burada bir kolaylık var. Ama genel anlama baktığımız zaman aslında biraz bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü biz daha fazla, daha bir kolay olacağını umut etmiştik depremzedeler için vizenin. Şu an Türkiye'den başvuru yok. Daha çok burada yakınlarını, Türkiye'deki yakınlarını getirmek isteyen insanlar başvuruyor ve o konuda danışmanlık istiyorlar. Biz zaten oturma izniyle ilgili, vatandaşlıkla ilgili danışmanlık hizmeti sunuyoruz 30 yıldır ve onu şu an birazcık genişlettik. Eyalet Göç Bürosu'nun müdürü Bay Mats Hanke dedi ki bu deprem dolayısıyla yakınlarını getirmek isteyenlerle ilgili bir toplantı yapalım, insanları bilgilendirelim. Hangi şartlarda nasıl gelebilir? O konuda bilgi verdi. Arkadaşlar sorular sordular, eleştirilerini getirdiler. Tabii bu hiç yoktan iyidir ama çok eksik ve çok karmaşık bir yöntem. Onun için politik olarak baskı yapıp gerek Federal İçişleri Bakanlığı'nın gerek Berlin Senatosu'nun bu konuları daha kolaylaştırması gerekiyor. En önemli bence bizim için tebebi olarak çıkardığım sonuç bu. Saftar Bey, sizce Türkiye'den başvuru olacak mı? 521 tane başvuru var denildi Almanya çapında ama. Şu anda Almanya çapında, yani 16 eyalette 521 tane vize verilmiş. Şimdi 3 hafta içinde belki de iyi bir gelişme ama dediğim gibi şartlar çok zor, daha kolaylaşması gerekiyor. Peki bu çıkan, yani bu kanunlar zaten vardı sanırım. Depremzedeler için ekstra bir kanun çıkarılmadı. Ekstra kanun çıkarılmadı fakat özellikle Berlin eyaletin yetkisinde olan bazı kolaylıklar yaptı. Örneğin bununla ilgili başvurularda ücret alınmıyor. Ama birçok şeyi tabii merkezin yapması lazım. Yani eyaletlerin yetkisi burada çok sınırlı. Genel bir Türkiye ile ve Suriye ile ilgili deprem zedelerle ilgili genel bir uygulama yapılması için de maalesef 16 eyaletin evet demesi gerekiyor. Peki siz dernek olarak bu konuda vatandaşlara nasıl yardımcı olacaksınız? Bugün de öğrendiklerimizle daha önce de bir kere danışma hizmetlerinin de tabii bu konu ağırlık kazanacak. Onun dışında yani politik bağlantılarımıza kullanarak özellikle federal milletvekili parlamentosundaki Türkiye kökenli milletvekillerine de yazdık da yazacağız da, yani vatandaşın eksik gördüğü, zor gördüğü konuları bildirip onların politikaya etkin olmasını sağlamaya çalışacağız. Aktuell informieren gerne auch in türkischer Sprache, was steht auf der Homepage des Auswärtigen Amtes. Gucken, dass sie möglichst alle Unterlagen für den Termin bei IDATA zusammen haben
und dann auch schauen, dass sie schnell den entsprechenden Flug finden, der direkt nach Deutschland geht. Es darf keine Zwischenlandung in einem anderen europäischen Land sein. Diese Regelung, was ich jetzt eben erzählt habe, gilt fürs gesamte Bundesgebiet. Für Berlin gelten nochmal besondere Regelungen, was jetzt zum Beispiel die Gebührenfreiheit angeht und die Terminvereinbarung für eine Verpflichtungserklärung, aber das gilt allgemein. Informieren Sie sich aktuell, besorgen Sie sich möglichst schnell alle Unterlagen, die auf der Homepage des Auswärtigen Amtes genannt sind, vollständig. Und wenn Sie das Visum haben, denken Sie bitte daran, reisen können Sie nur direkt nach Deutschland. Ich danke. Gerne.